Ama niye? Zehra Bey bacağını kırmış. Gel. Şunu tamam, gel, tamam, gel, tamam, gel. Tamam, kolum. Tamam, tamam. Kolum, kolumu tamam, tamam, bir şey yok. Abicim ya. Gel. Beğendin mi abicim yaptığını? Ne oldu oğlum sana? Yan bağlarında zedelenme varmış. Birkaç gün atel takacakmış. Üstüne de basmaması gerekiyormuş. Basma Tuna. Basmıyor, basmıyor, basma, 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 basma Tuna. Yavaş. Ah ya, ah gel, ya. Gel girsene koluna Tuna'nın. İstemiyorum, istemiyorum gönül. Kendim şey yaparım ben. Sizin ne işiniz var burada? Hayırdır inşallah? Aa, misafiriniz varmış. Ya rahatsız etmeseydiniz. Siz balayında değil misiniz? Niye böyle biraz baş başa vakit geçirmiyorsunuz Özlem Hanım? Öncelikle geçmiş olsun demek isterdim ama hiç içimden gelmiyor. Senin yüzünden balayına gidemedik, gözün kaldı. Ya niye gözüm kalsın Özlem? Saçmalama Allah aşkına. Keşke gitseydiniz de bir de dönemeseydiniz. Yavaş yavaş Tuna, üstüne tamam, basma. Tamam tamam, ben burada... Basma üstüne. Tamam tamam, burada tamam. Efendim gidemedik ama isabet de oldu zaten. Peşine düşmemiz gereken çok önemli bir meselemiz var. Buraya da onun için geldik. Aa, neymiş o? Hakikaten ya, biz bir şey anlamadık. Nedir? Ya öncelikle Haluk Bey, Meltem Hanım, bunu sizden asla beklemem. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben sadece buraya Sertaç ısrar ettiği için geldim. O kadar. Yoksa yapanlar belli zaten. Biz hala bir şey anlamadık. Ah ah! Efendim, düğünde bize bir tane sahte altın takılmış. Bütün altınların üstünde isim yazıyor. Gelenler de belli, kimin taktığı belli yani. Bir sizin adınız yok, bir de Tuna Beylerin adı yok. Ne diyor bu ya? Yani özetle bu iki aileden biri bize sahte altın taktı. Efendim ne gerek var böyle yalana dolana? Yabancı mıyız biz? Keşke hiç takmasaydınız. Hiç. Ben her şeyden önce şu konuya açıklık getirmek isterim ki gittiğim hiçbir düğünde taktığım takıya ismimi yazmam. Tabii canım, o ne öyle? Hani herkes görsün, bakın biz tam altın taktık. Çok ayıp. Çok ayıp ya. Hakikaten ya, gösterişten başka bir şey değil. Biz hayatta yazmayız. Yazmadık da zaten. Ben kesin yazarım. Yani yazmasak da bizim düğünlerde biri mikrofonu eline alır. Dayısından geline bir çeyrek altın der mesela. Öyle. Gönül Hanım, hayırdır, siz pek bir sessizsiniz. Efendim siz taktıysanız hiç kıvırmayın Tuna Bey gibi lütfen. Ya kardeşim sen niye durup durup bizi suçluyorsun ya? Biz deli miyiz sana sahte altın takalım? Biz takmadık kardeşim. Evet, sahte altını ben taktım. Ana! Ama dur anlatayım, anlatayım. Yanlışlıkla oldu. Merve'nin tiyatroda kullandığı altınlar vardı orada. Onlarla karıştırdım. Yanlışlıkla size sahtesi gitti. Ya tabii mutlaka öyledir, eminim. Gör Tuna, gör. Ben konuşunca kötü oluyor. Gör. Kalk sen. Kalktım hayatım. Bir gerçeği daha ortaya çıkardık. Çok şükür. İçim rahat. Gidelim. Buyurun. Aç. Şuraya geçeyim ben. Yanlışlık oldu Tuna. Yanlışlık oldu yani. Orada altınlar duruyordu. Ben de gerçek zannettim. Verdim. Ne olur yani? Nedir yani? Tutkun pısıldı. Tutkun pısıldı. Ne yapayım? Yanlışlık oldu diyor. Ben de çok utandım. Ben de çok utandım. Sen de gülme, benim sinirimi bozma. Şimdi çık, acısını senden çıkartacağım ha. Tam söyledin, niye oturuyorsun? Aa, tamam. Ne kadar utandığımı sen biliyorsun Meltem. Biliyorum canım, biliyorum. Sen oyunu taktın gülme. Tuna. Allah'ım yarabbim, inanamıyorum. Oyuncak altı mı taktın? Haluk. Sinirim bozuldu, yemin ediyorum. Gönül. Nasıl böyle bir şey? Biraz ama yani çok utandım ilk başta. Evet. Tamam. Haluk. Haluk. Yani Gönül Hanım'ın içinden de adeta bir Hüseyin çıktı. Gülme Haluk. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Özlem Hanım'la Sertaç Bey evlenmişler, mutlu mesut. Tamam, yani o konumuz değil. Bizim çok önemli bir konumuz var konuşmamız gereken. Evet. Havuç kafa daha gelmedi. Hele bir gelsin onun kafasını kıracağım. Üf, Haluk o da değil. Tuna bu halde nasıl gidecek sunuma? Roleplay yapması lazım. Çok az zaman kaldı. Bir saatim var. Ya ne yapacağım bilmiyorum ya. Nasıl sunacağım, nasıl yapacağım roleplay? Hiçbir fikrim yok ya. Dominant teyze düşünsün. Aramızdaki en kurnaz tilki o. Sinirlendirme beni Haluk. Bak sen getirdin Tuna'yı bu hale. Çözümü de sen bulacaksın. Evet Haluk.
Ya takma kafana sunumumunu. Sen yat dinlen. Bulacıkları da kim yıkıyorsa yıkasın. Ne dedin sen? Yat dinlen dedim. Gülüş. Kalk 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 kalk. Aklıma süper bir fikir geldi. Kalk kalk kalk. Haluk yardım et. Haluk yardım et. Ne oldu? Gidiyoruz. Yürü yürü gidiyoruz. Gidiyoruz. Bir dakika. Nereye gidiyorsunuz ya? Bir şey gelmiş aklına. Aklıma süper bir şey geldi. Git. Ne geldi lan? Gel yürü hadi gidelim biraz önce gidelim. Hadi gidelim. Biz götürelim derdim ama şimdi Emre gelecek. Onunla konuşmamız gereken çok önemli bir şey. Ne oldu? Ne önemli? Anlatırım sonra. Tamam. Hayırdır inşallah. Anlatırım ama. Neyse hadi. Tamam sonra konuş. Hadi gidelim. Git oğlum hadi. Basma basma. Tamam. Oğlum üstüne basma. Tamam abi. Tamam tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halimiz olur.